Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede aylardır beklenen e, ikinci ekonomik yardım paketinde e, artık Kongre liderleri uzlaşmaya vardı diyebiliriz. Bu yeni paket e, tam 900 milyar dolarlık bir bütçeye sahip ve Amerikan tarihindeki ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak görünüyor. Şimdi zamanlaması oldukça önemli. Biliyorsunuz 2020'nin başlarında CARES Act olarak bilinen bu zamana kadarki en büyük yardım paketi açıklanmıştı ve halkın büyük bir bölümü özellikle de ekonominin tamamen durma noktasına geldiği, pandeminin zirve yaptığı o bahar aylarında Halkın büyük bir bölümü bu paketten faydalanmıştı. Şimdi o paketin faydaları getirileri aslında uzun bir süre önce sona ermişti diyebiliriz. Ve ikinci bir paket üzerinde de aylardır çalışılıyor ancak bir türlü üzerinde uzlaşma sağlanamıyordu. Şimdi gelinen bu noktada hükümet bütçesi üzerine de tartışmalar uzun bir süredir uzlaşma sağlanamadan devam ediyordu. Pazar günü itibariyle e, her iki pakette aynı anda kabul edildi diyebiliriz. Yani kabul edilen yardım paketi aslında hükümet bütçesine ilintili olarak e, üzerinde uzlaşıldı. E, yani bir anlamda iki parti arasında e, uzlaşma sağlanabilmesi için oldukça büyük bir baskı vardı. Bir yandan e, ekonomideki yavaşlamanın e, bir bariz bir şekilde hissedildiği ve milyonlarca vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğu bir dönemde e, hem de hükümet bütçesinin artık e, süresinin dolmak üzere olduğu ve yeni bütçenin onaylanmaması halinde devlet ajanslarının geçici kapatılma riskinin olduğu bir dönemde e, bu uzlaşılmaya varıldı oldukça önemliydi. Aslında beklenen bir senaryo oldu çünkü önümüzdeki hafta artık biliyorsunuz Noel tatiline hazırlanıyor. E, liderler yani kongrenin geçici bir süre e, kapatılacağı ve liderlerin e, birkaç günlük e, bazılarının daha uzun e, tatile çıkacağı bir e, sürenin hemen öncesinde e, bu paket e, üzerinde uzlaşıldı. Peki 900 milyar dolarlık paket e, neleri içeriyor? Tabii ki de oldukça yüksek bir bütçeden bahsediyoruz. E, belki de en önemlisi yani ortalama bir Amerikan vatandaşı için buradaki en önemli hafifleti the hubash Ee, özellikle de işsizlik maaşlarına e, haftalık 300 dolarlık bir katkı sağlayacak olması e, 2020'nin başlarındaki o ilk yardım paketinde hatırlayacaksınız bu bu e, yardım 600 dolar civarındaydı e, yalnızca birkaç ay sürdü e, bu federal yardımın bitmesinden sonra her eyalet kendi e, bütçeleri doğrultusunda farklı yardım paketleri sunuyordu vatandaşlarına işsiz olan vatandaşlarına e, şimdi bu paketlerden de Bazıları yavaş yavaş sona ermişti hali hazırda ya da ermek üzereydi ki bu federal yardım oldukça önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu haftalık 300 dolarlık işsizlik maaşının üzerine yani ek olarak aynı zamanda Amerikan vatandaşlarına gelir düzeyi belli bir seviyenin altında olan kesime 600 dolarlık doğrudan, Tek seferlik bir yardım yapılması öngörülüyor. Yine önceki yardım paketinde e, bu e, doğrudan nakit yardımı 1.200 dolar seviyesindeydi. E, bu kez onun yarısı uygulanacak ama buna rağmen pek çok kişi e, bunu çok iyi bir haber olarak görüyor çünkü uzun bir süredir e, halkın e, büyük bir e, kesimin yani 10 milyonlarca insanın e, işsiz kaldığı kirasını ödemekte ve temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu yardım paketi Amerikan halkında büyük bir sevinç uyandırdı diyebiliriz. Bu nakit yardım aynı zamanda çocuklar da faydalanabiliyor. Dolayısıyla çocuklu ailelere de ek bir gelir olmuş olacak. Tabii ki de 900 milyar dolar çok yüksek bir miktar. Bunun bu işsizlik maaşları nakit yardımı bunun aslında ufak bir kesimi 284 milyar dolar kadarı ise doğrudan küçük iş yerlerine yardım paketleri olarak ayrılmış durumda. Bunun içinde aynı zamanda ee, kar gütmeyen sivil toplum kuruluşları hayır kurumları dini kuruluşlar da dahil olacak bir bazıları çünkü daha önceki paketlerden faydalanamamışlardı ee, ve bazıları şu anda kapanma e, riskiyle yüz yüze gelmiş durumda ee, bunun haricinde 13 milyar dolar e, doğrudan gıda yardımına ulaşmış durumda sırf burada e, benim yaşadığım Los Angeles kentinden yola çıkacak olursak Amerika'nın en büyük şehirlerinden biri e, gıda yardımına e, muhtaç olan insanların e, misliyle artmış olduğunu görüyoruz. E, burada e, gıda yardımında bulunan kurumlar e, hem onlara yapılan bağışlar gıda bağışları hem de gıda bağışlarından faydalanmak için sıraya giren insanların sayısı bazen iki misli üç misli olduğunu buradaki uzmanlardan duyuyoruz dolayısıyla ekonominin yavaşlayan ekonominin Amerikan halkını ne kadar etkilediğini de çok net bir şekilde görmüş olduk. Bu yeni yardım paketinden çıkan 13 milyar dolarlık gıda yardımı da bu konuda oldukça önemli görünüyor. Ayrıca 25 milyar dolar kadar kira yardımı yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok eyalette şu anda kirasını ödeyemeyen insanların evden evlerinden çıkarılmasına engel olan yasalar var. Bu yasaların bazıları aslında yıl sonu itibariyle sona eriyor. Bazı eyaletlerde önümüzdeki yıla da ertelenecek şekilde uzatılması sağlanıyor. Bu 25 milyar dolarlık kira yardımı da bu durumda kendisini bulan pek çok vatandaş için oldukça elzem bir yardım gibi görünüyor. 10 milyar dolarlık bir kesmi ise çocuk bakım yardımı olarak kullanılacak. Yine çocuklu olan çocuğu olan ailelere ek yardım alabilmeleri öngörülüyor. 82 milyar dolar kadar da eğitim kurumlarına gidecek. Bunlar okullar, üniversiteler. Hali hazırda zaten pek çoğu finansal bir kriz içerisindeydi. Aslında Amerika genelinde üniversitelerin pek çoğu şimdi bu pandemiden ötürü de çok daha büyük zararlar elde ettiğini görüyoruz. Bu 82 milyar dolarda eğitim kurumlarını rahatlatmak üzere ayrılmış durumda. Yardım paketi neredeyse 7-8 aydır konuşuluyordu aslında Kongre'de ancak tarafların bir türlü üzerine anlaşamadığı pek çok farklı konu vardı. Şimdi tam da hükümet bütçesinin son erdiği bu noktada iki parti de orta noktada buluşabilmek için pek çok pozisyonlarından geri adım atmak zorunda kaldılar. Uzlaşma, uzlaşmaya varmak zorunda kaldılar. Pazartesi günü itibariyle bu yardım paketinin ilk olarak Temsilciler Meclisi'nde onaylanması bekleniyor. Oradan onay aldıktan sonra Senato'da ve son olarak da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın imzasını aldıktan sonra yürürlüğe girecek. Donald Trump daha önceki paketlerde ve bu tarz görüşmelerde olduğu gibi bu kez aslında o kadar fazla tartışmaların e, odağında olmamıştı. Trump biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda e, halen daha seçim sonuçlarını e, kabul etmemesiyle e, yaptığı itirazlarla gündeme geliyordu. E, daha ziyade Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bu e, görüşmelerde yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan sonucunda aslında kongre ve senato onayını aldıktan sonra Trump'ın da imzasını alacağı düşünülüyor. Dediğimiz gibi Amerikan halkının büyük bir bölümü bu 900 milyar dolarlık bütçeden oldukça önemli bir şekilde faydalanıyor olacak. Gündemin en önemli maddesi bu ancak koronavirüs etkisi Dalgası halen daha konuşulmaya devam ediyor. Ee, rakamlar inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık e, günlük yeni vaka sayısı neredeyse çeyrek milyona ulaşmış durumda. Yani her gün e, 250 bin ortalama e, yeni e, vakaların daha eklendiğini görebiliyoruz. Şu an itibariyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 17,5 milyona ulaşmış durumda. E, tabii ki de. E, nüfusu 330 milyonu geçen Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir kesme oluşturuyor bu. E, hayatını kaybedenlerin sayısı da 315 bini geçmiş durumda. E, geçtiğimiz günlerde ve haftalarda dediğimiz gibi pek çok eyalette e, yerel sağlık sistemlerinde ciddi bir e, kriz oluşturmaya şimdiden başladı bu durum. Çünkü Kaliforniya e, özelinden örnek verecek olursak ki pek çok farklı eyalette de bu durum söz konusu. E, ama ben burada Los Angeles'ta ve bölge genelinde pek çok eyalet hastanede şimdiden acil durum odalarında yoğun bakım ünitelerinde artık boş yatak kalmadığını görebiliyoruz yeterli sayıda sağlık çalışanlarının hemşerilerinin de olmadığını görüyoruz pek çok tıbbi işte operasyonun ameliyatın daha sonraki tarihlere ertelendiğini daha önce de bahsetmiştik şu anda içinde bulunduğumuz bu tatil haftası Noel haftası artık kritik bir dön önüm noktası olarak görülüyor pek çok yetkili tarafından özellikle de çağrılar yapılıyor insanlara tatili tek başlarına ailece evlerinde geçirmeleri konuda farklı evlerden aile bireylerinin bir araya gelmesini istemiyorlar çünkü geçtiğimiz kasım ayında Şükran günü kutlamalarından sonra bu artışların yaşandığını iddia ediyorlar Noel haftası insanların yeniden bu şekilde bir araya gelmeleri halinde kutlama yapmaları halinde Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsle mücadelede çok daha korkutucu bir senaryoyla yüz yüze gelebilir gibi görünüyor.